Merhabalar, ben Gizem. Ev Yeşil'ine hoş geldiniz. Bugünkü konumuz teraryum yapımı. Bu tepesi açık bir teraryum. Tamamen kapalı sistem bir teraryum değil. Minik bir sera şeklindeydi. Bana içerisinde çeşitli sukulentlerle gelmişti. O sukulentleri başka yere aldım ve bunu bu şekilde bir sera olarak kullanmaya karar verdim. Şimdi yapım aşamalarıyla birlikte size göstermek istiyorum. Karlı bir Mart gününde İstanbul'dan merhaba. Öncelikle seranın tabanında tortu oluşturmasın diye bir parça kağıt havlu koyuyorum. Üzerine drenaj tabakası oluşturması için iri boy kil bilyesi döktüm. Siz burada isterseniz lav taşı kullanabilir, biraz da aktif karbon serpebilirsiniz. Başlangıç olarak seçtiğim bitki Selaginella teraryum için çok uygun bir tür, süs yosunu diye biliniyor ama aslında yosun da eğrelti de değil. Kil bilyelerinin üzerine yosun koyuyorum. Bu Spanium Moss. Ben yarı canlı şekilde almıştım ve kutunun içerisinde ışıkta nemli ortamda yetiştirmeye devam etmiştim. Minik kasenin içerisine de biraz Spanium Moss koydum. Çünkü bunu çoğaltma istasyonu olarak kullanacağım. Kalp kalbe karşı çoğaltmak istiyorum. Minik kelebekler şeklinde kestim. Yosunumun üzerine hafifçe eşeleyerek koyuyorum ama çok fazla üstlerini örtmeme gerek yok. Teraryumun içerisine yerleştiriyorum. Daha önce Spanium Moss üzerine denemiştim kalp kalbe çoğaltmayı. Oldukça keyifli oluyorlar. Kavanozu yerleştirdikten sonra sağına soluna birkaç parça daha Spanium Moss ekledim ki ortamdaki nemi arttırmak için çok da fazla uğraşmaya gerek kalmasın. Spanium Moss ile birlikte 3 türlü bir teraryum bu. Dilerseniz benzer sulama ve nem ihtiyaçlarına sahip farklı bitkiler de eklenebilir. Mesela fitonyalar ve eğrelti otları bu tür teraryum sistemlerini çok sever. Şimdi yaptığım şey içerisini nemlendirmek, güzelce spreyleyerek suluyorum. Gerektiğinde sulama yaparak bakımına devam edeceğim. Teraryumumu tepesine full spektrum akvaryum ışığı monte ettiğim bir rafa koyuyorum. Bu noktadan sonra neler olduğunu ve sistemin çalışıp çalışmadığını hep birlikte şahit olabiliriz. Kanala abone olmayı ve Instagram'dan gelişmeleri takip etmeyi unutmayın. Hoşça kalın.